Evet arkadaşlar, bugün çayımızla beraber, bugün 14 Ekim 2019 saat 1:54-2 civarı Surviving Mars nasıl oynanır? Onu anlatacağım. Çay da iğrenç, güzel. Evet, öncelikle bilmenizi isterim. Bende bütün şeyler kurulu. DLC'ler, downloadable contentler kurulu. Ancak sizde yoksa bile kurallar, yani giriş kuralları, basit kurallar aynı. New Game seçiyoruz. Öncelikle görev sponsoru seçiyoruz. Valla kolaydan zora doğru gidiyor. Her birinin artıları var, eksileri var, Merhaba. kendilerine göre özellikleri var. Biz mesela bir Amerika'yı seçelim. 8 milyon dolar, 8 milyar dolar parayla başlıyoruz. Mars'tan Dünya'ya gelmek için 100 kişi sırada bekliyor. Her gün 300 bilim puanı kazanıyoruz. Nadir bulunan metaller var oyunun içinde göreceksiniz. Tanesi 25 milyon dolar ediyor. Zeus roketi var. Roketler daha çok malzeme taşıyabiliyor. Uzaydan Mars'ı tarama için proplar var, böyle uydular var. Onlar 5 sektörü birden tarıyor. Mega Mall yapabiliyoruz. İnsanları mutlu edecek ve ara ara bize para gönderiyor. Öbürlerinin özelliklerini kendiniz okursunuz. Ben Amerika'yı seçtim. Görevi yöneten vatandaşın arka planı. Valla bunun da eksileri artıları var. Mesela Hydro Engineer seçelim. Hydro Engineer su mühendisi, etrafta bir su deposuyla başlıyor. Şeyler, insanların yaşadığı yerler %25 az su yapıyor ve Water Reclamation diye bir bilim var. Onu direkt veriyor oyunun başında. Yani buradan ne seçtiğiniz size bağlı. Oyun içinde değişiyor. Mesela eventler oluyor. Diyor ki oligarch olsaydın işte şöyle bonus alacaktın. Inventor olsaydın böyle bonus alacaktın falan tarzı şeyler çıkabiliyor. Logo kafanıza göre seçin. Çok önemli değil. Bu misterler önemli. Şimdi oyunun amacı Mars'ta koloni kurmak. Tamam, eyvallah, ama bir de ana görev var. Şu yanında tik olanlar daha önce yaptıklarım. Mesela şunu seçelim. Bilmiyorum, seçmediğim için daha önce. Bu düşman koloniler. Bunlar bize pislik de yapabiliyor, yardım da edebiliyor. Valla ister açarsınız, ister kaparsınız. Yani çok şey değil. Ama olması bazen artısı oluyor. Heriflerden koloni çalabiliyorsunuz, heriflere pislik yapabiliyorsunuz. Veya herifler size yapabiliyor vesaire vesaire. Oyun kuralları oyunları zorlaştırıyor veya kolaylaştırıyor. Mesela easy maintenance yaparsınız. Bunları tek tek okumayacağım size. Easy maintenance yaparsınız. Binalar hiçbir zaman maintenance'dan dolayı, işte bakımsızlıktan dolayı bozulmaz. Ama Steam üzerinde oynuyorsanız başarımlar, achievement'lar kapalı hale geliyor vesaire vesaire. Hiçbir şey seçmeyelim şimdilik. Böyle başlayalım. Dünyadan Mars'a ilk roketle ne getireceğimizi soruyorlar. Kendi zaten doldurmuş oluyor. Bir tane drone hub koymuş. Drone hub, ufak robotlar var. İnsansız robotlar. Onları çalıştırmak için beyin merkezi gibi düşünebilirsiniz. Moisture Evaporator, su bulamadığınız etrafta ilk yerleşim yerinde havadaki nemi suya çeviren alet. Benzin rafinerisi şeyler için, roketler için. Jeneratör, elektrik jeneratörü yani. Buradan aşağısı dom kurduğunuz zaman, insanların yaşayabileceği kubbe kurduğunuz zaman onların içine koyabileceğiniz binalar. İşte makine parçası fabrikası, makine parçası yani ufak makine parçası, polimer fabrikası, ufak elektronik veya elektronik fabrikası vesaire diye gidiyor. Bunlar görev araçları. AC Commander şu drone hub'ın mobil olanı, yani sağa sola götürebileceğiniz dronlar onun emrinde çalışıyor.
Explorer bazen bir gariplikler fark ediyorsunuz Mars'ın yüzeyinde. Onları araştırmanız için bir araç. Transportta bir yerden bir yere eşya taşımanız için. Drone zaten belli. İşte insansız elemanlar. Concrete, beton değil. Ne? Çimento. Çimento dünyadan götürebiliyorsunuz ama orada da bol bol çıktığı için gerek yok. Metal ve yiyecek için de aynı. Başlangıçta yiyecek götürmeyin. Çünkü başlangıçta kolonistlerin gelmesi için yer kuruyoruz. Bize ne lazım? Polimer, makine parçası, elektronik lazım ki onları da koymuş. İstiyorsanız değiştirirsiniz. İki tane prop koymuş. Azaltıp çoğaltabiliriz. Yani çoğaltamayız, yerimiz yok da azaltıp başka bir şey alabilirsiniz. Atıyorum bunun yanına drone alırsınız vesaire. Sonra inecek yer arıyoruz. Başlangıçta inecek yerler var ancak biz kendimize custom bir yerde bulabiliyoruz. Sol taraftan özellikleri değişiyor tabi. Mesela ilk oynayışta sizin şeyinize kalmış ama soldakiler threat kısmı tehlike seviyesi. Tehlike seviyesi az, kaynak seviyesi yüksek olan bir yer bulmaya çalışın. Mesela burası. 917 metre yüksekliği hissedilir. Yani ortalama sıcaklık -15 derece Mars'tasınız haliyle. Genel olarak düz. Dust Devil oynarken göreceğiz. Dust Storm, fırtınalar, hortumlar öyle diyeyim. Meteorlar ve soğuk dalgaları. Bunlar az şekilde kaynaklar. Metal iyi. Çimento iyi, su çok iyi. Öyle başlayalım. Çayımızdan da bir yudum aldık. Amacımız dediğim gibi Mars'ı kolonize olmak ve yeni gelen DLC'lerle Mars'ı dünyaya çevirmek. Evet, dandik bir yere düşmüşüz. Yani ilk bir yeri bizim için yapıyorlar sağ olsunlar. Başka yerlere de bakabiliriz. Mesela burada su mühendisi seçtiğimiz için suyla başlıyoruz. Su olan bir yerle başlıyoruz. Şu radyoyu kapayım. Oyun içinde radyo var. Onu kapayalım. Şimdi mouse tekerleğiyle buraya yaklaşıyoruz. Burası fena bir bölge değil. Roketimizi indiriyoruz. Gri ile belirtilen bölge, o bölgedeki binalar toza maruz kalıp bozulacak anlamındaki yerler. Mavi de çalışma alanını gösteren yerler. Bize gereken sağ tarafta çimento yeri var. Aşağıda metal var. Solda da su var. Bize gereken her şey var aşağı yukarı. Kapayalım. Bunlarla işimiz yok. Şimdi mouse'un sağ tuşuyla şeyleri açıyoruz. Yapım şeylerini açıyoruz. Drone Hub, başta bahsetmiştim. Droneları kontrol etmek için bina. Recharge Station, droneları şarj etmek için istasyon. Sensör kulesi, etrafı taramak için gereken bir kule. Şimdi birazdan anlatacağım. Landing Pad, bu hani bahsettim ya, gri toz kaldıran bölge. Bunu kurunca toz kaldırmıyor. Trade Pad, başka koloniler varsa o kolonilerle ticaret yapmak için. Tünel, bazen yükseklikli, alçaklıklı dağlar falan oluyor. Onlara girip çıkmak için. Salvage'da kırmak için. Şu an 3 tane aracımız indi ve dronlarımız indi. İlk yapmamız gereken sağ tuşa basıp storage kısmından depo, universal depo yapsak yeterli. Bu şeyin içindeki roketin içindeki malzemeleri şu an 15 polimer, 15 elektronik parça, 20 de makine parçası var. Onları depoya taşıyacağım. Universal depo dediğimiz her şeyi depoluyor. Depo dediğimiz herhangi bir şeyi depoluyor. Yani buradan seçiyoruz. Mesela metal deposu, çimento deposu, yiyecek deposu vesaire vesaire. Başka. Şimdi bu bulunduğumuz bölgede şey yok, bir anomali yok. Mouse tekerleğiyle dışarı çıkıyoruz.
Araştırmak istediğimiz yerleri tıklıyoruz. İlk başta koloninin etrafını araştırsak olur. 10 noktayı araştırabiliyoruz. Prop göndermiştik. O probu kullanabiliyoruz. Mesela şuraya kullanalım. Bu Amerika'nın özel probu olduğu için 5 bölgeyi birden aydınlatıyor. Burayı araştırdık. Bir tane daha araştıralım. Şurası mesela. Evet. Araştırdık. İki tane probumuz vardı. Kullandık. Prop olabilir olmayabilir. O şeye bağlı. Seçtiğiniz ülkeye bağlı. Mesela burada bir anomali var. Explorer'ı yani araştırma birimini seçip oraya sağ tuşla gönderiyoruz. Oraya araştır diye. Bizimkiler malzemeleri indirirken yapmamız gereken mesela burada haritada yerde metal var. Kaç tane? 51 tane metal var. Bir tane depo yapalım. Metal deposu. Şöyle yanına koyalım. İlk yapmamız gereken bu suyu çıkarmak. Şimdi suyun üzerine tıkladım. 12.889 birim su var. Ama grade'i very low. Yani kalitesi çok kötü. Bu daha fazla elektrik ve zaman kullanıp daha az su çıkarabiliriz anlamında. Kalitesi yüksek olsaydı mesela 10 saniyede bir birim çıkartırken kalitesi yüksek olsa 3 saniyede bir birim çıkaracak gibi. Mesela bunun düşük. Metal yeri bunun düşükmüş. Bunun da düşük ama elimizde ne varsa onu kullanacağız. Çok seçenek yok. Sağ tuşa basıyoruz. İlk önce şu üçüncüsü production üretim kısmından concrete extractor seçiyoruz. Concrete beton çimento. Onu üzerine koyacağız. R tuşuna basarak yönünü çevirebiliriz. Bu bütün alanı kapsasın. Yani alabildiği kadar yeri kapsasın. Buraya yerleştirdik. Dronlarımız, bu dronların alanı içinde olduğundan dronlarımız şimdi gidip onu kuracak bizim için. Ama bu aletin bize neye ihtiyacı var? Elektriğe ihtiyacı var. İki tane jeneratör yollamıştı dünya sağ olsun. İki jeneratörü şu yan yana buraya koyalım. Bu jeneratörlerin fazla elektriğini koyacağı bir batarya ihtiyacı var. O da bu. Üzerine gelince ne ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Mesela iki çimento, iki polimer lazım. Çimentoyu buradan çıkaracağız. Bunu da şöyle koyalım. Bunları bağlamak için de elektrik kablosu gerekiyor. Tamamdır. Bunlar üretecek, buraya koyacak. Tabii buraya koyamayacak çünkü şeyimiz yok ilk başta. Çimentomuz yok. Bu commander'ı kullanıp bunun yanına gidiyoruz. Commander'ın mesafesi daha bir küçük. Commander durunca göreceğiz. İşletme mesafesi daha bir küçük ama hem depoları hem yapılacak binayı yan yana yani içine aldığı için hepsini yapabilecek. Şimdi bu 4 tane drone'u kontrol ediyor. Roket'in de elinde 4 tane drone var. Toplam 8 drone'umuz var. Yukarıda elimizdeki malzemeleri görebiliyoruz. 4.1 milyar dolarımız var. 300 bilim puanı kazanıyoruz. Şu an hiçbir şey bilimle uğraşmadık. Bilimi göstereceğim hemen. Sen dur, sen hareket etme. Şimdi aşağıdaki menülerden Research'ü seçiyoruz. Research, bunlar her seferinde aynı gelebilir, farklı gelebilir. Sırasına çok takılmayın. Bunlar daha araştırmadık. Mesela terraforming'den şey çıkıyor, tohum çıkıyor. Tohumla ormanlandırma binası yapıyorsun. Etrafa, tabii orman dikemiyorsun Mars'ta atmosfer öyle olmadığı için. Öncelikle algi dikiyor eleman. Sonra yavaş yavaş Mars'a oksijen kazandırmak için çalışmalar. Bunlar, bu ağacı henüz uğraşmayın. Daha çok şu mühendislik, robotik, fizik veya fiziğe gidin. Şu sosyalde daha sonra lazım olacak. Mesela bu. Dronlar veya araçlar %20 daha hızlı hareket edecekmiş. 1000 araştırma puanı gerekiyor. Biz günlük 300 kazanıyoruz. Yani 3,5 günde
Halledeceğiz. Şimdi araştırmaya başladım. Şimdi bu adamlar diyor ki, kardeşim bizi diktin ama elektriği kullanacak bir yer yok. Onun için kriz işareti çıkıyor. Daha bunu ya da bunu kurmadıkları için. Bu arada biz gene sağ tuşa basıp şu life support'tan yani yaşam destek kısmından water extractor, su çıkarıcı yapacağız. Su alanı bulursak üzerine mavi alanın içine su çıkarıcı yapacağız. Yani bu şeyi kaynağı mavi alanın içine oturtup bu şekil. Bunun gibi düşük kaliteli şeylere iki tane su çıkarıcı yapmak daha olası. Yani aynı kaynağı kullanacak ama daha çok çıkarmış olacak. Şimdi burada boru var. Suyu çıkaracak ama boruyu da bir yere götürmesi lazım. Boruyu seçiyoruz sağ tuşa basıp. Nereden? Yaşam destek kısmından boruyu seçip boruyu şu ikisini birbirine bağlıyoruz. Aynı şekilde bir su kulesi yapıyoruz suyu depolaması için. Şöyle bir yere yapsanız olur. Bu şeyi de bağlıyoruz. Su, iki su birleşecek. Buraya dolacak. Ve bunlar elektrik isteyecek. Explorer'ı yollamıştık. Anomaliyi inceldi. Yeni teknoloji buldu. Yani yeni teknolojiyi bulmayı buldu. Mesela şu gelmiş. Lavji Hydrosynthesis kurmuş. Polimer fabrikası ve benzin rafinerisi koymaya yarıyor. Ve bu koymuş. Hani havadaki nemi emen alet vardı ya, onun çalışmasını %50 arttırıyor. Şu anlık çok lazım değil. Şuraya bir elektrik çekelim. Elektrik de metal gerektiriyor. Onun için metalinize göre yapın. Ama metal bulmak çok zor bir şey değil. Onun için bize önemli olan makine parçası, elektronik parça ve polimer. Şu yukarıdaki üçü. Dört tane var gerçi. Bir de benzin var da benzin sadece şey için, roketleri doldurmak için. Elemanlarımız canla başla çalışıyor. Şimdi oraya araştırmıştı. Orayı bitirdi. Explorer'ımız başka bir yeri araştırsın. Şurada bir anomali var araştıracak. Anomaliler genelde sarı renkte gözükenler. Mesela burada bir tüp işareti var. Mavi tüp işareti var. Buraya bir dom kurarsak, bir kubbe kurarsak bu alanın içindeki adamlar %15 daha fazla şey kazanacak. Bilim puanı kazanacak. Bu mesela buraya bir dom kurduk. Bunların ortasına kurduk. Bu ikisini içine alacak şekilde. Evdekiler daha çok konfor kazanacak. Burası güzel bir alanmış. Görünümü güzel bir alanmış. Onları kullanabiliriz. Burayı araştırıyor. %30'da şu an. Bunun araştırmasını hızlandırmak için sağ tuş en başlığına sensör kulesi dikiyoruz. Yüzüme sinek niye konmaya çalışıyor? Sensör kulesi diktik. Bunu acele kur kardeşim diye mesela bunu seçiyoruz. Şu soldan acele kur kardeşim istiyoruz. Öbür işlerle uğraşmayın, sadece bununla uğraşın dedik. Tıkır tıkır kurmaya başlıyorlar. Şimdi burası insansız çalışıyor. Şey çalıştırıyor. Robotlar çalıştırıyor. Yani bunlar vardiyaları. Buradan vardiyayı açıp kapayabiliyoruz. Bu sabah 6, öğlen 2 vardiyası. Bu 2 10 vardiyası, bu 10 sabah 6 vardiyası. Bunları açıp kapayabiliriz hani elektrik ihtiyacımıza vesaireye göre. Bu arkadaşlar çalışıyor. Bu arkadaşlar da Stirling Generator denen arkadaşlar da 10 elektrik üretiyorlar.
Şu an 20 elektrik üretiyoruz 2 saniyesinde diktiğimiz için. 7 gideri var. Burası harcıyor. Bunlar daha bitmediği için varsayıyorum. Bunları açabiliyoruz. Açabiliyoruz ama etraftaki tozlar daha hızlı içine doluyor ve makinenin daha hızlı dolmasına sebep oluyor. Ama açınca 10 üreteceğine 20 üretiyor. Açıp kapayabiliyoruz istediğimiz gibi. Sinek. İşte buranın da sinek sıkıntısı var. Şimdi burada bir transportumuz var. Transport ne işe yarıyor? Etrafta bir şey bulayım ben size. Kaynak bulayım. Mesela şurası. Burada 68 metal varmış. Transportu seçiyoruz. Diyoruz ki kardeşim, yukarıda sağdaki menüleri anlatıyorum. Şimdi sağ tuş tıklarsan oraya gider. O önemli değil. Bize şu lazım. Create transport route. Taşıma yolu araştırmak. Diyoruz ki buraya şu alandaki bütün şu şurada da var. İkisini alacak şekilde yapalım. Bu alandaki bütün ne olursa malzemeyi topla. Yani aslında seçebiliyoruz. Sadece metalleri topla, polimerleri topla vesaire diye. Ben bütün hepsini seçiyorum. Topla. Bizim depolar burada olduğu için bu depoların olduğu bölge şu alanın içindeki işte depo varsa depoya yoksa kenara sağa sola boşalt emri veriyorum. Bu arkadaş şu an otomatik olarak hiçbir şeye basmazsanız bu alana gidecek. Burada kaç tane varmış? Burada 57 metal var. Burada 19 metal var. Ve şurada varmış. Bunu aldık mı tam emin değilim. Bunları toplayıp götürecek otomatik olarak. Şu an içi 30 alıyor. 30 dolduracak, götürecek, boşaltacak, tekrar gidecek. Ha, bir de ara ara bir şeyler geliyor. Eventlerden bahsetmiştim ya, her şeyin, devletin eventleri farklı farklı olacak diye. Bunlar artık oyunu Türkçe oynamıyorsanız İngilizce okumak durumundasınız. Ne olmuş? Dünya işte kaynak çıkarmayı ana amaç haline getirmiş. Bu yüzden ne olacakmış? Kaynak çıkarma hızlandırması, geliştirmesi açılmış ve %50 daha ucuz olacakmış. Yani mesela 1000 araştırma puanına mal edecekken 500 araştırma puanı. Biz de dünyadan ya malzeme istiyoruz. 10 drone 60 polimer kazanmak için ya da amplifikasyon teknolojilerinin gerisini hani bulmayı çıkar ve %20 daha ucuz olsun mesela. 1000 olacağına 800 olsun. Valla bu seçim size ait. Polimer isterseniz, drone isterseniz ayrı mesele. Teknoloji isterseniz ayrı mesele. Ben genelde teknolojiciyim. Ben teknoloji isterim. İşte burada yani güçlendirmelerin geri kalanlarını açtı bize. Bir ara araştıracağız. Şu an Low G Drive'ı araştırıyoruz. Sosyalde de mesela şu an 1 milyar dolar para kazanabiliyoruz. Sıraya onu koyalım. Araştırdıkça bir altındaki açılır bu arada. Bu vatandaş gidiyor, burayı araştırıyor şu an. Şimdi burada dağlar, tepeler var. Bunların hepsini yıkabileceğiz. Artık yeni gelen güncellemeler sağ olsun. Şimdi bu elektriği depolamamız lazım. Bunu acele ettiriyorum. Günlük 16 üretiyor. Ha, bir de 16 üretiyor ama gereksiz taşlar üretiyor. O gereksiz taşlar şu an 1.3 tane var. 10 tane deposu var. Deposu dolu olunca çalışmayı bırakacak. Onun için sağ tuş basıyoruz. Storage kısmından dumping, ufak veya büyük yere koyalım. Çok önemli şu an yeri. Biriken gereksiz taşları alıp buraya götürecekler. Alıp buraya götürecekler. Geri kalan işte çimentoyu da çimento deposu veya genel depo yaptıysanız oraya götürecekler. Yapmadıysanız içinde birikiyor. 20 tane biriktikten sonra çalışması duruyor. Onun için depo yapın.
Evet, bunu yapmaya başladı. 20 üretiyoruz, 7 harcıyoruz, 13 depoluyoruz. Şimdi su çıkartan zımbırtıları yapmaya başlayacağız. Su çıkarttıktan sonra dünyadan bir tane benzin rafinerisi yapmıştık. O benzin rafinerisini yapacağız. Şöyle biraz daha yukarı koyayım. Benzin rafinerisine boru gerekiyor çünkü suyu benzine çeviriyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ve elektrik bağlamamız gerekiyor. Hep sağ tuşla şeye giriyoruz. Bunlar dünyadan gelen malzemeler olduğu için tık 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 dikiyorlar. Öbürlerini malzeme getirip yapmaları gerekiyor. The Anomaliyi on-site analiz data etmişiz. validates our predictive models of the Bir electrically tane charged anomali dust bulmuşuz, devils. bilmem ne. İsterseniz okursunuz. 2000 bilim puanı kazanmışız. Research Eyvallah. complete. No active research. İki teknolojiyi de çat diye buldu onun sayesinde. Şunu da buldu, bunu da buldu. Bu neymiş? Mesela sosyal şu an gerek değil. Kolonistler geldiği zaman bilim adamları ve botanikçiler 10 performans kazanıyor. Buna şu an araştırmanın bir mantığı yok çünkü kolonistimiz yok. Onun yerine kolonistlerin gelmesini hazırlamak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Mesela bu. Drone hubları iki tane de fazladan drone'a sahip oluyor ve toplamda 80 drone'a sahip olabiliyoruz. Bunu yaptılar ama elektriği yok. Elektrik de gelir birazdan. Bunun üstünde boru işareti var. Boru şu an boşa bağlı. Su çıkarıcılar daha üretilmedi, yapılmadığı için boşa bağlı. Şimdi acele bir malzemeye ihtiyacınız oldu. Ne yapacaksınız? Şuradan üçüncüden resupply var. Resupply dünyadan malzeme getirmek. Şimdi elimizde 3 tane roketimiz var. İkisi dünyada, biri Mars'ta. İlk getirdiğimiz. Roket çağırabiliriz. Roket biraz yavaş gelir ama 70 bin kilo, 70 ton malzeme alır içine. Ya da 100 milyon dolar harcayıp bir tane supply pod alırız. Acil bir şey getirmek istiyorsak. Bize ne lazım? Şu an drone lazım. Çalışacak amele lazım. Drone getirtelim. Her drone 1000 kilo. Her 1000 ton. 1 ton pardon. Her biri 30 milyon dolar. 8 tane aldı. Biraz da 5 tane de polimer aldık. Dünyadan istedik. Bu arada bir G8 sekti. Yani şurayı taradı. Buraya şey kurduyduk. Sensör kulesi kurduyduk. Bunun sayesinde mesela burayı tarıyor %284 hızla tarıyor. Ama buradakini mesela %10 hızla tarıyor. Yani buraya da rüzgar paneli olur, güneş paneli olur. Gidip kuracağız. Sonra buraya sensör kulesi kuracağız. Bu çevredekileri hızlandıracak. Aynı şekilde dört kısmına da yapılabilir. O sizin sabrınıza bağlı. Mesela bu ne istiyor? 6 tane çimento istiyor. 2 tane makine parçası istiyor. Makine parçası koymuşlar. 6 çimentonun daha koymamışlar. Çünkü yeterli çimento yok. Evet, yeterli çimento yok. Burası günlük 16 çimento çıkartıyor. Çıkardıkça yapacak eleman var. Bu Explorer araştırdıydı. Böyle araştırdığı yerde kalıyor. Şu an bunu otomatikleştiremiyoruz. İleride otomatikleştireceğiz. Yani bir anomali bulunca git kendi kendine ara diyebileceğiz. Şu an yapamıyoruz. Aşağıdan duruyor, gidiyor veya işlem yapıyor simgesi. Mesela şu an bu malzeme topluyor, metal topluyor. O hani özel bir yol koymuştuk ya. Şu an kendi topluyor, bırakıyor, topluyor, bırakıyor. Dünyadan gelen şey %28, %100'e varınca ulaşmış oluyor Mars'a. Drone'ları çat diye koyabileceğiz. Burası 5 olmuş, burası daha hiç olmamış. Burayı hızlandıralım, su çıkarmaya başlayalım. Mesela şurada yer altında metaller var. 731 tane metal var, birim metal var. Nasıl yapacağız?
production kısmından metal extractor çıkaracağız. Ama üzerine geldiğinizde ne yazıyor? Worker diyor, 12 kişi yazıyor diyor. Yani 3 tane vardiya var ya, her vardiya için 4 kişi. Bizim daha insanımız yok. Bunu koymanın hiçbir anlamı yok. Çünkü daha insan getirmedik. Onun için yerden metal şu an çıkaramıyoruz. Ya yer üstündeki metalleri ancak kullanabiliyoruz. Aynı şey nadir bulunan metaller için. Bunun yerini bulduk mu hiç? Bakayım. Daha hiç piyasada nadir bulunan metal bulamamışız. Aynı şekilde onun için geçerli. Araştırıyor. Polimer fabrikası daha bulamadık. Aynı şey onun için geçerli. Yani bunların hepsi insan gerektiriyor. Şey hariç. Benzin rafinerisi hariç ve çimento fabrikası hariç. Hepsi insan istiyor. Şu su kaynakları çalışmaya başlar başlamaz yavaş yavaş kubbe dikip çalışmasına girmeye başlamak lazım. Çünkü öbür koloniler de aynı işleri yapıyor. Öbür kolonilerden önce davranırsak çeşitli puanlar kazanıyoruz. İşte bilim puanı, kaynak puanı vesaire. Mesela şu an yukarıda diyor, artık demiyoruz gerçi. -1 su gidiyordu. Şu an +2 su geliyor. 3 üretiyor burası. 3 vardiya var. Her vardiya 1 üretiyor gibi düşünebilirsiniz. 3 vardiya üretiyor. Birini benzin rafinerisi kullanıyor. Burası da 3 üretecek. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bunlar da taş çıkarıyor. Bu taşların depolanması lazım. Yakınlarına bir yere bir depo attırıveririz. %70 gelsin, yeni dronlar gelsin, taşları taşıyacaklar. 3 üretiyoruz, 1 tüketiyoruz. Geri kalan 2 bu kuleye gidiyor. 2 tane burada. Gerekli olduğu zaman benzin rafinerisi bu kuleden borular yardımıyla suyu çekecek yani. Bir kere birleştirmeniz yeterli. Ne kadar uzun olursa olsun. Ancak ne kadar uzun olursa o kadar bir şeyden dolayı patlama riski var. Patlarsa oradan su kaçağı olacak veya elektrik kaçağı olacak, artık neresi patladığına göre. O süre içinde malzeme kaybedeceksiniz. Mesela burada metal var. Dronlar gidiyor, metalleri topluyor. Boş kaldıklarını da. Şimdi şu gelsin, dronlar gelsin. Yavaş yavaş dom çalışmasına girelim. Hatta biz anomaliyi analiz ettik. 1250 puanı kazandık. Bilimi yaptı eleman. Mesela şunu yapıyoruz. RC transport aracı daha hızlı topluyor ve 15 normalde 30 taşıyordu. 15 daha fazla taşıyacak. Ama 1500 bilim puanı gerekiyor. Onu koyduk. Polimer fabrikası ile benzin rafinerisini buluyor. Koyalım sıraya. Bu rüzgar türbininin bıçaklarını daha kuvvetlendiriyor. %33 daha fazla rüzgar enerjisine elektrik kazanıyoruz. Sıraya bunları koyalım. %89. Biz yavaş yavaş dom çalışmasına girelim. Sağ tuşla basıp dom kısmından en başta DLC ile gelen self-sufficient dom, yani kendi kendine yetebilir dom konulabiliyor. Ancak diyor ki moisture farming, yani o havadan nem tutan makinenin bulunduğu teknolojiyi bulun ya da dünyadan getirin diyor. Onu kurmadan yapamıyoruz. Ben onu çok sevmiyorum. O hem çok küçük hem de çok benim gözümde işe yaramıyor. Ama kendi kendine yetebiliyor. Bütün malzemeleri kendi çak diye koyuyor. İnsan getirmek için daha bir ideal ama ben biraz daha zor seviyorum. Basit dom koyalım. Mesela buraya bir basit dom atalım. Şu yan tarafta boru çıkış yerlerini borulara göre ayarlarsanız daha da iyi olur. Diyor ki too far from working drone commander. Drone hub olmadığı için etrafında veya drone commander olmadığı için çalışmayacak, yapmayacak diyor. Bunu ayarlayacağız. Buraya koyduk.
Sector scanned. Bizim elimizde drone hub vardı. Drone hub'ı da şöyle oturttuk mu? Onu da elektrikle bağladık mı? Sıkıntımız bitecek. Bir sektör daha taradı. 400 çimento 40 metal bulmuş. Drone zımbırtımız geldi. Bunu indirelim. Gene gri alanda fazla makine kalmasın. Yani mesela buraya koyarsak makineler çabuk bozulacak. Buraya koyarsak çabuk bozulacak. Gri alanda makine olmasın. Bu arada burada benzin üretiyoruz. O benzin nereye gidiyor? 12 benzin üretiyoruz günlük. O benzin direkt olarak şeye giriyor. Rokete gidiyor. Roket şu an bir benzin içinde var. 50 benzine ulaşınca roket uçmaya hazır hale gelecek. Bu alet topluyor, geliyor, topluyor, geliyor. Şu an 30-30 topluyor. Teknoloji bulduğum zaman 45-45 toplayacak. Bu indi. Dronelar indi içinden. Droneları buraya bağlayalım. Polimerleri de indirecek elemanlar. Bu supply pod'u kıralım. İçindeki 5 metali de alalım. Supply pod'u tekrar dünyaya gönderemiyoruz. Kıracağız. İçindeki 5 metali alacağız. Yapacağımız fazla bir şey yok. Dom için ne gerekiyor? Birinci dom için 80 konkret gerekiyor. Biz 12-12 üretiyoruz. Düşünün artık. 20 metal gerekiyor. Onda polimer gerekiyor. Onlar var da geri kalan yok. Bunun üretmesini bekleyeceğiz. Ya da amplify yapabiliriz. Amplify hani güçlendirmeyi bulmuştuk ya. Onu yapabiliriz. 10 daha fazla elektrik harcayacak ama %25 şey artacak, üretim artacak. Ama bu geliştirmeyi yapmamız için 2 tane polimer harcamamız gerekiyor ona göre. Yapalım, daha hızlı çalışsın. Yani her şeyin başı su ve çimento burada. Aşağıda çimento yatakları var da şu an bize lazım değil. Uzaktalar. Şurada anomaliyi inceleyen arkadaşı tekrar anomaliye yönlendirdik. Bizim dronelar buraya polimerleri götürecek. Sonra %25 daha kuvvetli çalışmaya başlayacak. Şu an elektriğimiz nasıl? 20 üretiyoruz, 20 tüketiyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Onun için dünyadan jeneratör getirmediğimiz için fazladan kendimiz jeneratör yapacağız. Güneş paneli gündüz çalışıyor, gece kapanıyor. En güzeli rüzgar türbinidir ama rüzgar türbini de makine parçası yiyor bakım masrafı olarak. Artık yapacağız. Başka çare yok. Bir yere rüzgar farmı yapın. Koloniden uzakta bir yere ki mesela şuraya. Tane yapalım. Bunlar sürekli çalışacak. Sürekli elektrik sağlayacak bize. Biraz yamuk oldu ama çok önemli değil. Sisteme de bağladık. Roketin mesafesinde olduğu için artık çalışabilecek. Yapınca çalışabilecek. Bu arada ikinci su fabrikamız da çıktı. Bunları da güçlendirebiliyoruz. Aynı şey kural onlar için de geçerli. %25 daha çok çalışma, 10 fazla elektrik tüketimi. Mesela şu an 20 üretiyoruz, 20 tüketiyoruz. Burası çalışmaya başladığı zaman eksiye düşeceğiz. Onun için ya bunların ağzını açacağız ya da bunları kurmamız gerekiyordu. Evet, yavaş yavaş bunların malzemelerini de getiriyorlar. 8 polimer olmuş, 9 metal olmuş, 4 çimento olmuş. Şu elemanlar açsın. Şu an eksideyiz. Eksi 15 gidiyor. Çünkü burasının upgrade'i bitmiş. Eksi 15 elektrik kaybımız var. Bir tanesini açalım. Eksi 5'e düştü. İki tanesini açalım. En azından yukarıları çalışmaya girene kadar. 40 üretiyoruz. 35 tüketiyoruz. Daha çok batarya kurabilirsiniz. Nedeni belli. Ama her batarya polimer yiyor. Bakımı da polimer yiyor. Polimer şu an üretmediğimiz, dünyadan getirdiğimiz için
Paramız bitebilir ki 5 polimerimiz kalmış. Dünyadan bir tane roket çıkartalım. 3 roketimiz vardı. 2 roketi, kargo roketi. Prefab building'den bir jeneratör alalım. Tabii paramız yettiği sürece. Şu an paramız 4 milyar 350 milyon dolarımız var. Bir tane drone hub alalım. Su çıkarmak için şeye ihtiyacımız yok. O su bize bir miktar yeterli olacaktır. Bir polimer fabrikası alalım. Geri gel. Drone alalım. 8 tane 30'a tamamlayalım. Ve polimer. Makine parçası. İki milyar paramız kaldı. Daha içini doldursak olur. 9 ton yerimiz var. Ara ara Amerika'yı seçtiğimiz için bize para gönderecek. Onun için para çok çok önemli değil. Biraz da yiyecek alalım. Drone'ları alalım. Yeri tüketmiş olalım ve şeyi gönderelim. Roket supply pod'dan daha yavaş geliyor. Şu an yola çıktı ama artık ne zaman gelir? Yani kaçıncı günde gelir emin değilim. Evet, bunun 14 tane drone'u var çalışan. Şu an çoğusu yatıyor. Bunu şeye yönlendirelim. Rokete yönlendirelim. Sağ tuş seçiyoruz. Rokete tıklıyoruz. Artık roketin oldu. 14'ten 8'e düştü. Roketin bölgesi içindeki yerlerde çalışacaklar. Yani drone'ları sağa sola çevirebiliyoruz. Ya da şeye koyarsınız. AC Commander'ın emrine verirsiniz. AC Commander'ın içindeki yerli çalışırlar. 8'de 8 misal. 8 tane drone'u var. Bu alan içindeki yerlerde çalışma yapıyorlar. Bu arada bizim şey ne oldu? Transport ne oldu? Transport hala işini yapıyor. Bu araştırmasını yapıyor. Biz biraz oyunu hızlandıralım. Şu an yapabileceğimiz çok bir şey yok. Oyunu en hızlı hale aldım. Anomaly analiz etti. İki tane yeni bilimi bulunabilir hale getirdi. Biri şu. Binaları parçalayıp malzemelerini almak için. Bir de şu. Yeni gezegensel anomaliler bulmak için. Bunlara henüz girmeyelim. Bunlar daha sonra lazım olacak. Şu an araştırmaları yapalım. Bir de gezegeni göstereyim. Bizim kolonimiz burada. Yukarıda Brezilya'nın bir kolonisi var. Sağda bu kim? Rusya'nın kolonisi var. Burada da oyun yapımcılarının kolonisi var. Yani onlar temsili. Hani online bir olay değil. Ama gezegen hakkında başka bildiğimiz hiçbir şey yok. Mesela Brezilya'nın kolonisinde heriflerin 8.9 milyar doları var. Hiç insan yok. 11 tane bina var. Bir tane metalleri var. 10 hep ismini unutuyorum. Çimentosu var. Hiç yiyeceği yok. Hiç nadir bulunan metali yok. 10 polimeri, 9 elektronik parçası, 23 makine parçası, hiç benzini yok. 45 elektrikleri var fazladan, yani depolamış. 2 oksijeni var. Hiç suyu yok. Ve 100 şey geliyor. Bilim geliyor. Rusya'nın 200 geliyor. Bu vatandaşların 100 geliyor. Bunlara daha sonra operasyon falan yapmayı şimdiden göstereyim. Cover Tops'a giriyoruz. Drone çalıyoruz. Drone çalmak için tabii insan gerekiyor. Subay gerekiyor, öyle diyeyim. Ofisir gerekiyor. Teknoloji çalabiliyoruz. Herifler, bizde olan, heriflerde olmayan. Kolonist çalabiliyoruz. Binalarına sabotaj yapabiliyoruz. Bunlar kötü işler. Bir de kontak kurabiliyoruz. Adamlara malzeme teklif edebiliyoruz. Adamlarla aramızı düzeltmek için. Ticaret yapabiliyoruz. Teknoloji değiş tokuşu yapabiliyoruz. Onlardan malzeme isteyebiliyoruz. Ya da küfür edebiliyoruz. Tabii o da aramızı kötüleştirmek için. Savaş çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ama ne çıkıyor? Adamlar bize daha çok operasyon yapıyor. Biz o adamlara daha çok operasyon yapabiliyoruz. Şu sektörleri taradığı için yeni sektörleri tarama emri veriyorum. Şimdi malzeme üretene kadar bekleyeceğiz. Burası 16 üretiyordu. Artık 20 üretiyor. Günlük 20 üretiyor. Şu çalışmaya başladı.
10 elektrik üretiyor. 10 ürettiğine göre bunu kapayabiliriz. Fazla almasın. Burayı da üreteceğiz. Bu da 10 üretecek büyük ihtimal. Aynı yükseklikte oldukları için. Yükseklik etkiliyor rüzgar türbinlerini. Güneş türbinlerini de yükseklik etkiliyor. Aynı zamanda bulut etkiliyor. Bulut, sıcaklık, su oranı ve bitki örtüsü bunlar en son DLC ile geldi. Mars'ı dünyaya çevirmek için gerekli şeyler. Bunlara daha girmeyeceğim. Bunlar koloni kurmak için başlamıştı. Çok önemli değil. İleride önemli. İşte bulut yapıyoruz. Yeterli buluta ulaşınca meteorlar kesiliyor. Yağmur yağıyor. Sıcaklık aynı şekilde bitkilerin üremesi için. İkinciyi de kapayabiliriz. 40 üretiyoruz, 35 tüketiyoruz. Daha fazla yapabiliriz. Bizim roket %84 hala geliyor. Bunun benzini daha dolmamış. 17-18 doluyor. Burası, şuraya bir roket meteor düştü. Burada taramaya devam. Demek ki yerden hiçbir kaynak bulunmamış. Şimdi şuraya bir dom yaptığımız için buraya bir depo yapıyoruz. Depoya yiyecek deposu, yakınlarına yiyecek deposu koymamız gerekiyor. Artı bu arada roket geldi. Roketi aynı şekilde bir yere indireceğiz. Mesela şuraya indirsek olur. Bu arada araştırılmamış sektöre indirdik. Bir malzeme varsa üzerine roket indirmiş oluyoruz. Roketi tekrar kaldırabildiğimiz için sorun değil de roketi kaldıramasaydık sorundu. Hani bir bina kursaydık sorundu. Önce yeri araştırın, sonra bina kurun. Malzemeleri indiriyorlar. 30 polimer, 31 elektronik, 32 makine parçası ve yiyecek. Şimdi yiyecek deposuna tıkladığımız zaman şurada desired amount var. Mesela diyoruz ki 5 diyelim. Her zaman 5 tane yiyecek deposu yaptığımız için yiyecek burada depolansın diyoruz. Acil şeyler için. Bunu arttırabilir, azaltabiliriz. 180 depo şeyi var. Universal depomda, yani her şeyi depolayan elemanların da aynı. 3 veya 5, 7, 10 artık arttırabilirsiniz. Şu konsun, bu konmasın. Mesela yiyecek gelmesin. Buradaki yiyeceği alın diyoruz. Benzin gelsin. Hatta benzin içinde ayrı bir depo yeri kuralım. Bu depolar beleş. Onun için istediğiniz kadar kurabilirsiniz. Buraya benzin gelmesin diyoruz. Benzini burada depolsunlar. Hemen tık 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 atsınlar. Bizim metal depomuz 180-69'u dolmuş alet taşıya taşıya. Aynı şekilde gene transport yolu yapıyoruz. Şu alandaki bütün malzemeleri topla. Gene buraya getir diyoruz transport aracımıza. Şu an iki tane roketimiz burada. Dünyada bir roketimiz kaldı. Yeterli benzin olmazsa dünyaya tekrar roketi geri döndüremeyeceğiz. 5. gündeyiz. Bir sektör daha taramış. Oradan da kaynak çıkmamış. Şimdi bu iki aşağımızı inceliyor. Sonra burayı inceleyecek. Sırayla gidiyor. Ya sırasını siz belirliyorsunuz da. İşte bu arkadaşlar sıkıntı. Bu arkadaşlar hortumlar bizim makinelerin, binaların üzerine gelince direkt kırıyorlar. Tamir etmek için ekstra masraf demek bu. Onları şu an durdurabilecek hiçbir şey yapamıyoruz. Hani öyle duvardır muvardır hiçbir şey yapamıyoruz. Bahtsız bedeviyseniz üstünüze gelir yani. Onu hiç yapacak bir şey yok. Başlangıçta hani tehditler kısmında olan elemanlar bunlar. Ne kadar az olursa bunların oluşma ihtimali de o kadar az olur. Bir de bazen bunların
Elektromanyetik fırtınası oluyor. Onlar çok daha kötü. Bütün elektriği kapatıyorlar falan. Çok sıkıntı. Şimdi aha oraya bir meteor düştü. Yani dibimize meteor düştü. Oyunu durduralım. Şuraya bir tane şey yapalım. Sensör kulesi yapalım. Sensör kulesi yapmak için ne gerekiyor? Bir metal, bir elektronik parça gerekiyor. İki de şey gerekiyor. Enerji gerekiyor. Bunu koyuyoruz. Elektrik kısmından da bir tane jeneratörümüz var ama jeneratörü oraya harcamanın gereği yok. 5 elektrik üreten rüzgar paneli koyuyoruz. Arasına da bir tane elektrik kablosu attık mı? Tamam. Şimdi burada ne gerekiyor? Bir metal, iki metal gerekiyor. 4 çimento gerekiyor. Bir makine parçası gerekiyor. Bir de elektronik gerekiyor. Bizim transport aracına kardeşim getir onları bir buraya bir boşalt. Veya boşaltma. Ama az önce lazım olacak bize. Bir gelsin de. Şimdi orası çalışan alanları çok uzak olduğundan biz oraya malzeme götürüp adam götüreceğiz. Buradan sağ tuş basıyoruz. Yükle diyor. Ne yükle? Elektronik. Şimdi bir tane elektronik yükleyemiyoruz. Tıklarsak sola hepsini yüklüyor. Kontrol sola basarsak 5 tane yüklüyor. 5 taneyi deposuna yükledi. Bize metal gerekiyordu. Konkrit gerekiyordu. Konkrit var mı elimizde hiç? Konkrit var mı elimizde hiç? Güzel soru. Neredeyiz? 4 tane konkrit gözüküyor. Nerede? Şu bir dursun. Konkrit burada yok. Burada konkrit var. Burada 2,5 konkrit var. Şu konkritleri bir yüklesin. Yükle kardeşim diyoruz. Toplamda kaç oldu? 2,2 konkrit oldu. Bu arada metaller fazla gelecek. Şuraya biraz metal boşaltalım. Yeter. 3 oldu. 4 lazım bize. Sektör scan. 0.8. 1.7. 4.7. Tamam süper. Bir de ne lazımdı? Makine parçası gerekiyor. Gidiyoruz. Makine parçası gene kontrol sol tuş. 5 tane yükle diyoruz. Çok güzel. Bu arkadaşı bu yere gönderiyoruz. Aynı şekilde bu AC Commander'ı oraya göndereceğiz. Önce diyoruz ki bütün drone'ları içine çağır kardeşim diyoruz. Sonra onun peşinden aynı yere gönderiyoruz ki o ameliliği yapsınlar. Şimdi daha öncesinde çok fazla gittik. Daha öncesinde o bölge nereye kuruyorduk? Şu bölgeye kuruyoruz. O bölge araştırma %10 hızla yapılacakken sektör araştırması. O şeyi kurunca, sensör kulesini kurunca daha hızlı yapacak. Tüm elemanlar gidiyor. Eskiden, oyunun eski versiyonlarında bu elemanların da elektrik sorunu vardı. Bunları da ara ara şarj etmek gerekiyordu. Tamam, daha bir gerçekçi ama artık üzerlerine güneş paneli kuruldu. Kendi enerji kaynakları var.
Bir türlü bayağı bir sıkıntı oluyordu yani. Malzemeleri getirdik. Buraya kurmaya başlayacağız. Bu bölgeyi tararken artık %10 olmayacak. Transport geldi. Transport içindeki malzemeleri boşaltması gerekmiyor. Şu drone'ları boşalttığım zaman makinenin içinden alıp hemen çalışmaya başlayacaklar. Evet, çalışmaya başladı. Tekrar toplayın kardeşim. Üstündeki işaret bozulduğu zaman tamir edecek yer yok diyor. Çok önemli değil. Bozulursa kendimiz gider bakarız. Zaten bizi uyarıyor kardeşim bozuldu diye. Demin %10'du. Artık 410. 410 hızla ve çevresi %10'du. Artık orayı da daha hızlı bir şekilde araştırabileceğiz. Ki buranın elektriğini tüketmeden günlük 20 üretiyor. 80 gerekiyordu. 4 günde yapacaktık hesapta ama başka yere çimentoyu kullandığımız için yapamıyorduk. Ondan gelsen ha. Gelmiş mi ayakkabı? Birazdan buradayım. Bakın. Açık hava yayınlarında böyle şeyler olabiliyor. Görmezden geliyor. Mesela suları upgrade edebiliriz ama şu an elektrik ihtiyacımız fazla. Roketin biri dolmuş. Bunu dünyaya gönderelim. Şu Return to Earth seçeneği Mars'tan roket fırlattığımız için 250 ilk biz fırlattığımız için 250 bilim puanı kazandık. Sektör taradık, bir şey çıkmamış. Artık o dünyaya gidiyor kendi ürettiğimiz benzinle. Kumandan geliyor. Kumandanı şöyle konuşlandıralım. Kumandanın içindeki adamları boşaltmayı unutmayın. Yoksa içinde kalıyorlar. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Roket gittiği için oradaki elemanlar boşta kaldı. Yani toplasa bile malzemeyi koyamıyoruz. Burada AC Commander devreye giriyor veya drone devreye giriyor. Artık alıp koyacaklar, alıp koyacaklar moduna geçiyoruz. Buraya koyuyorlar. Buradan da drone hub'ın içindeki adamlar, şu bölgedeki adamlar alıp buraya koyuyor. 7-6 tane 4 tane çimento ihtiyacımız var. Sonra bunu kurmaya başlıyoruz. 3, 2, 1. Yani 1 değil 0,3 de çarptırma. Taşıyın lan, hızlı taşıyın. Evet, bitti. Artık elemanlar inşa ediyor. Ve Milestone ilk kubbemizi achieved. yaptık. İlk Research kubbeyi yaptık complete. diye 500 bilim puanı kazandık. Şimdi bilim olaylarına bakalım. Sırada var. Roketler ve shuttle'lar daha az benzin isteyecek bilimini araştırıyoruz. Araştırmak için sıraya koyuyoruz. Bu bilim mesela araştırma aracımız, hani anomalileri araştıran araç 100 şey üretecek. Bilim puanı üretecek. Bu da önemli bir şey. Onu da araştırma sırasında koyduk. Şimdi bu arkadaş insanların içinde yaşaması için binaları koyacağız ama öncesinde bu vatandaş ne gerekiyor? Su istiyor, oksijen istiyor ve elektrik istiyor. Oksijen üretimine başlamadık. Sağ tuş tıklıyoruz.
insan life support'tan Moxie'yi koyuyoruz. Moxie oksijen üretiyor. Ama toz fırtınası olursa toz fırtınası sırasında çalışmıyor. Moxie'yi şöyle koyalım. Şuraya da bir oksijen tankı atalım. R'ye basıp çevirebiliyoruz. Bunları elektriğe bağlayalım. Oyunu tekrar çalıştırdık. Bu oksijen üretme 3 oksijen üretiyor. Bunları tabi boruyla bağlamamız gerekiyor. Oksijen ve su boruyla taşınıyor. Bunu da şu boruya bağladık mı? Aynı boru üzerinden gidebiliyorlar oksijen ve su. Ve ana kaynağa bağladık. Tekrar boru yardımıyla şunu şuraya bağladık mı? Su ve oksijeni vermiş oluyoruz. Bir de elektrik kablosu çekeceğiz. Şunu bir yapsınlar. Şimdi burada bir çukur var. Çukura hiçbir şey yapamıyoruz haliyle. Çukur ve yükselti var. Sağ tuş basıyoruz. Şurada landscaping kısmı var. Landscaping kısmından düzleştirme, rampa, yeri değiştirme, taşlardan bir formasyon koyma, hani şekil yapma filan tarzı şeyler var. Biz düzleştirme istiyoruz. Düz bir yerden başlayıp sol tuşa basılı tutarak burayı düzeltmelerini sağlıyoruz. Biraz daha büyütelim bu alanı. İkisi üst üste çakıştığı için yapamıyorlar. Buradaki elemanlar taş kullanıp mesela ne gerekiyor? 39.4 artık taş gerekiyor burada depoladığımız veya başka yerde depoladığımız. Burayı dolduruyorlar. Evet, onu yaptık. Bir de elektrik çekelim buraya. Elektrik kablosu. Bu sarı olması gerekiyor. Sarı bağlandı anlamına geliyor. Bu şeyler, su kaynakları taş da çıkarıyor. Depo dolmuş. Depo dolduğu için yeterli su üretmiyor. 0.9 üretiyor. 0.9 su tüketildiği için. Su da sınırlı sonuçta. Artık burayı dolduruyorlar. Evet. Elektriğimiz de var, suyumuz da var. Şimdi esas ilginç kısma geldik. Dom içi yapılacak binalar. Yaşam alanı. 4 insan barındırıyor. 0.3 çimento bakımı var. Living complex, büyük yaşam kompleksi 14 adam alıyor. 2 tane yaşam alanı yapsak, R'ye basılı çevirebiliyoruz. Koyduk. Sonra ilk anlamda üreme yapmayacağımızı varsayarak üremeyle ilgili binalar koymamıza gerek yok ama ürememiz de gerekebilir. Onu anlatacağım ben. Öncelikle bir diner yapalım. Diner yiyecek yeri. Bu yemekleri pişiriyor. Grocer da yiyecek yeri ama bu market gibi. Hani yiyecekleri çiğ yiyorlar. Meyveyi, sebzeyi vesaire. Bir tane ufak bir bar koyalım. Adamlar morallerinin artması için. Bir de şey yapalım. Sağlık yeri yapalım. Sağlık ocağı. Yani nasıl baktığı çok çok önemli değil aslında. Ortada bir kare boşluk kalıyor. Oraya da ben genelde işte şey atıyorum. Bir karelik. İşte garden mesela, bahçe. Bahçe, bir karelik değilmiş.
Small garden, small, small alley veya small garden. Bir karelik ufak bahçe. Geri kalan yerlere bir tane araştırma laboratuvarı, bir ya da birkaç tane, bilmiyorum sizin keyfinize kalmış. Şimdi Mega Mall, elektronik dükkanı, sanat dükkanı, bunlara şimdi girmeyin. Daha başka şeylerde girersiniz. Bir tane open air gym koyalım. Bu biraz büyük bir bina. Bir tane okul koyalım. Üreme olayını yapacağımız için. Bir tane nursery koyalım. Bu doğan bebeklere bakıldığı yer. Bir de playground, çocukların oynamaları, eğitilmeleri gereken işte şey, çocuk bahçesi. Bunu da ortaya bir kare kaldı. Buraya da bir tane havuz atalım. Şu an bütün yerleri doldurduk. Bunun malzemeleri bayağı bir malzeme istiyor. Elemanlar bunları yapacak. Mesela burada bayağı bir şey var. Taş var. Taşı kapsıyor mu burası? Kapsamıyor. O zaman diyoruz ki transport abimize, elindeki malzemeleri buraya bırak. Sektör scanned. Buradaki taşları al. Buraya getir. Ki bunlar da aşağıdaki çukuru doldurabilsinler. ...39 taş gerekiyor. 32'sini koymuşlar. Resources are low. Elektrik bitiyormuş. Niye elektrik bitiyor lan? Çünkü burası elektrik kullanıyor. Bir tanesini açalım. ...50 üretiyoruz, 54 tüketiyoruz. Hala elektrik eksideyiz. Bir tane büyük güneş paneli atalım. Gündüz depoyu doldururuz, gece veya bir tane daha şey koyarız. Buna daha bir uzatmaya gerek yok. Birbirlerinden elektrik aktarabiliyorlar. Binalar çalışmıyor çünkü adam yok. Üstündeki şu simge insan olmadığından çalışmıyor. Bu binalar hep insan istiyor. İnsan getireceğiz. Şu an 28 kişilik yerimiz var. Dünyadan getirirken bakmamız gerekiyor. 10 kişilik işimiz var. İşsizlik adamların moralini bozuyor. Yer olmaması adamların moralini bozuyor. Öbür binaları da yapsınlar da. Şu an bakıyoruz. Su 1.8 harç isteniyor. 1.8 üretiliyor. Daha da üretiliyor da üretmiyorlar işte. Oksijen 3 üretiliyor. Bir tüketiliyor. Depo dolduğu zaman bir üretilip bir tüketilecek. Elektrik bir artıdayız. Hatta 11 artıdayız artık, şey yapıldı. O zaman bunu kapayabiliriz. Bir artıda kalalım. Evet. Ne lazım? Okul bitmedi. Araştırma laboratuvarı bitmedi. Çocuk bakım yeri bitmedi. Burası bitmedi. Burası bitmiş. Burası 10 kişi alıyor. Mutlu oluyorlar. Herifler egzersiz yapıyor. Artı barda mutlu oluyorlar. Burada vardiya açma. Şimdi gece karanlığından sonra vardiya açarsak herifler mutsuz oluyor. Gecenin köründe çalışmak kimseyi mutlu etmez. Ancak mesela bir şey açtık. Atıyorum. Mesela gece çalışmayı açtık diyelim. Herifler gece çalışır, gece açık bar bulamazlarsa mutsuz oluyorlar gibi. İkisini açalım. Bazen ara ara New Planetary Anomalies.
dünyası şey gezegensel anomaliler bulunmuş. Bunlar biraz acele etmemiz gerekiyor. Biri burada, biri bu. 7 tane drone göndermemiz gerekiyor. Biri bu. 9 tane insan göndermemiz gerekiyor. Biri bu. 10 tane drone göndermemiz gerekiyor. Biz göndermezsek herifler gönderiyor. Onun için bizim de göndermemiz lazım. Şimdi şeye bakalım. Rokete bakalım. Roket içinde yeterli benzin. Biraz sonra gelecek. Gerçi bunlara 50 benzin gerekmiyor. Bunlara 30 benzin falan gerekiyor. 7 tane veya 10 tane drone'u gönderelim. Hangi roketle göndereceğimizi seçiyoruz. Önce baştan ufak bir anlatayım. Gezegeni seçiyoruz. Projeyi seçiyoruz. Send Expedition diyoruz. Roketi seçiyoruz. Gönderiyoruz. Şimdi 30 tane yanlış hatırlamıyorsam 30 tane benzin gerektiği için fazla benzini boşaltıyorlar. İçindeki öbür malzemeleri de boşaltıyorlar. Polimer, elektronik vesaire. Öbür malzemeleri de boşaltıyorlar. Öbür malzemeleri daha boşaltmamışlar. Şuraya bir tane Universal Depo yapalım. Burada elektrik bitmiş. Eksi 4'e düşmüş gene. Çalış kardeşim. Peki orası gece karanlığı olduğu için yetmiyor. Amerika bize 500 milyon dolar gönderdi. Sponsor olduğu için. Roket gitti. 10 tane de içinde şey var. Drone var. Onlar da gitti. Evet. Burası bitmiş. Artık dünyadan roket isteyebiliriz. Resupply kısmından passenger roketi seçiyoruz. Roketin kapasitesi 12. Daha fazla adam getiremiyoruz. Bize ne lazım? Başta jeolog lazım. Lazım metal çıkartmamız için jeolog lazım. Botanist lazım. Bu arada hiç yiyecek yeri yapmadık ya. Bir saniye. En önemli şeyi unuttuk. En önemli şeyi unuttuk çünkü yiyecek yapmak için hiçbir teknolojiyi bulmamışız. Evet, o da bir ayrımalık. Daha o teknolojiler biyotekten açılıyor. Daha hiçbirini araştırmadığımız için dünyada insan istersek ölecekler. Onun için istemiyoruz. Bunları kapa, bunu da kapa. Şunu bulalım, şunu bulalım. Daha önce şunu bulalım. Kayıttayım, biraz sonra gel. Kayıttayım, biraz sonra gel. Kayıttaki arkadaşlara merhaba. Hadi canım, hadi yavrum. Hadi bir tane. Kahve içeceğim zaten. Tamam, sessiz iç. Rusya Mars'a ilk insanı indirmek üzereymiş. Bizden önce indirecekler. Biz de indiririz de herifler açlıktan ölür yani. Anomaly analyzed. There's more to the barren environs. Güzel şeyler buldu. 10 tane drone göndermiştik ya. Bunlar şey bulmayı bulmuş. Low G fungi. Şunu kapa, bunu kapa. Şunu araştıralım. Şu tarla yapmak için gerekli şey ama tarla içine yapılacak içinde yer kalmadı. Onun yerine low G fungi dışarıda kullanılan yani dışar yani dom dışı bina. Fungi yani mantar tarlası yapacağız dışarıda. Tabii önce araştırmaları lazım. Fazla paranız varsa, bizim şu an fazla paramız yok da gösterme amacıyla yapıyoruz. Şuradan outsource'u kullanıyoruz. Outsource günlük, yani sollar yazıyor ya aşağıda günler yazıyor ya. Günlük 200 milyon dolar harcayacak. Yani toplamda 1 milyar dolar harcayacak. 5 gün yani 200 milyon dolara karşılık 200 bilim puanı kazanacağız. 5 günde 1000 bilim puanı kazanmamızı sağlayacak. Outsource diyoruz. 5000 bilim puanı 1 milyar dolar. Şu an 1300 buluyoruz. Matematiği biraz yanlış yaptım gerçi de çaktırım. Daha hızlı araştırıyoruz. Research complete. Research bulduk.
polimer bıçakları daha fazla güçlendiriyoruz. Yani şunları geliştirip daha fazla elektrik harcayabileceğiz. Daha şey yapabileceğiz, üretebileceğiz. Okulu yaptık. Şimdi okulda verilecek dersler. Gece okulunu kapayalım. Buradan biz seçiyoruz. Nerd yeni bir teknoloji araştırdığımız zaman herifler moral kazanıyor. Compose işte akıl sağlığı kayıplarını yarıya indiriyor. Enthusiast yüksek moral olduğu zaman daha çok çalışma azmi veriyor. Religious din baz morali yüksek tutuyor ve adamlar daha az intihar ediyor. Ve Survivor yiyeceksizlik, oksijensizlik, susuzluk adamlara daha az can kaybı yaratıyor. Mesela şu North yerine Enthusiast alabiliriz. Survivor alalım. North yerine Enthusiast alabiliriz. Bunları üretecekler. Ama çocuk geldiği zaman yani şey olduğu zaman, üreme olduğu zaman. Yeni bir şey, spesyal proje çıktı. Bunlar spesyal proje. Bunlar tekrar edilebiliyor. 100 metal, 100 benzin, 100 makine, elektronik parça gerekiyor. 400 bilim kazandırıyor gibi gibi. Şu. Ha, seti. Demin gelen mesaj bu. Bu 2 milyar dolar kazandıracak bize. Şunları sağlarsak. Ha, bizim yukarı gönderdiğimiz roket geri geldi. Onu indiriyoruz. Sonra tekrar göndereceğiz. Öbür teknolojileri bulmak için. Şimdi şuraya kurmuştuk ya, onun biraz ekmeğini yiyelim. Orayı araştırsınlar. Şimdi diyoruz ki kardeşim öbürlerini bulun. Mesela burası 7 tane drone istiyor. Gönder. Aynı roket. Gene 50 istiyormuş ya. Ben daha az istiyor hatırlıyorum. 50 benzin bulunduğu takdirde, 7 drone bulunduğu takdirde bu roket havalanacak. Ve hemen oraya araştırmaya koyacak. Şu an bilim %53'te. Logi hangiye şey yapıyor. Drone hub yapabiliyoruz. Mesela bu çok çok iyi bir şey. Sensör kulesi bakım veya elektrik istemiyor. Aşağıya elektrik tesisatı kurduk ya. Onu artık istemeyecek. Onu yapalım. Bunlar 10 üretiyordu, artık 13.3 üretiyor her biri. Yani bir tanesi beleşe gelmiş oldu. Bir tanesi üreteceğini, üçünden üretiyoruz. Rusya insan indirmiş Mars'a. Biz yetişemedik. Bilim olmak üzere biz de dünyadan insan alalım artık. 5. roket. Bize botanikçi lazım, jeolog lazım olabilir. Officer lazım değil. Officer kolonide güvenliği sağlamak için veya başka kolonide pislik yapmak için bunu gönderdik. Zaten 12 kişi alıyor. 14 kişi seçmiş. Mühendis lazım değil. Fabrikamız yok. Pardon. Bunları. Bunlar başvuranlar, bunlar gemidekiler. Mühendisleri azaltalım. Doktor alalım. Botanik alalım. Bilim adamı alalım. İki tane hiçbir uzmanlığı olmayan, bunlar da baramara bakacak.
Bunu alalım. Jeoloğa gerek yok. Botanikçi, bilim adamı ve doktor alalım. Doktor. Bilim adamı. Botanikçi. 12'de 12. Bunları gönderiyoruz. Mars'a doğru yola çıkıyorlar. Teknolojide yapıldıktan sonra bir sektörde araştırmışlar, bir şey çıkmamış. Şimdi buraları araştırıyor, sonra buraları araştıracaklar. Bu arada bizim projemiz ne oldu? Doldurdular mı? Doldurmuşlar. Devamını yapalım. Research complete. Love G-Fungi'yi bulduk. Sağ tuş, life support kısmından fungal formu yapıyoruz. Koloniye yakın bir yere yapmak gerekiyor. Çünkü kolonistler dışarıda yürümesin diye. Yani uzay kıyafeti giyip öyle yürüyorlar, öyle düşünün. On beton gerekiyor. Çimento gerekiyor, 10 metal gerekiyor, 3 elektronik parça gerekiyor. Bizim adamlarımız onları taşıyor hemen. Buraya da taşıyorlar. 46.7 taş gerekiyor, fazla taş. O da 43 taş var şu an, biraz daha taş getirelim. Evet, burası bitti. Burası tek vardiya çalışıyor. Gündüz, öğlen ya da gece. Hangisi olduğu artık size kalmış. Tabii buraya şey lazım, oksijen lazım. Adam da içeride çalışacak. Boruyla bağlıyoruz. Tamam. Oksijen gerekecek, su gerekecek, elektrik gerekecek. Bir elektrik bağlayalım. Oksijen ve su aynı borudan geldiği için çok da önemli değil. Günlük ortalama kaç şey üretecekler? Botanikçi gelirse ona göre bir ortalama üretecekler. Evet, roket geliyor. Roketimiz geldi. Sector scanned. Anomaly found. Yeni anomali bulmuşlar. Arkada. Gidelim araştıralım anomaliyi. Roket geldi. Roket şu an uzayda bekliyor. Eğer roket fazla uzayda beklerse yiyecekleri bitiyor. 117 saat var. 117-116 saat. Yiyecekleri bitiyor ve ölüyorlar. Onun için indirmemiz gerekiyor. Gene yakın bir yere indirmek gerekiyor. Fazla yürümesinler. Uğur böceği, gel bakayım. Evet. 9 gün 23 saat boyunca kurucu kısmı olacak. Bu kurucu kısmında adamların ölmemesi lazım. Yeni teknolojiler bulunmuş. Havai fişekler atılıyor. Yeni mesaj geldi. Hoş geldiniz 5 kitiniz muhabbetleri. Evet, 5 tane botanikçimiz var. Günlük 6, aşağı yukarı 6 yiyecek üretecekler. Teknoloji işleri bakalım. Şunu üretelim. Bunu bulalım. Bunu bulalım. Evet. Burada bilim adamlarımız çalışıyor. Bunu kırmızı yapıp 2 kişi çalışsın, 3 kişi çalışsın, 1 kişi çalışsın yapabiliriz. Şu an birinci şey vardiya, sonra ikinci vardiya. Bu adamlar rahatlarsa çocuk yapımına da girecekler.
Şu an 12 adam var. Sector scan. İçeride adamları rahatça görebiliyoruz. Geziyorlar, takılıyorlar. Evet, oraları taradık. Şimdi buraları tarıyorlar. Research complete. Anomaly analyzed. Anomaly araştırdık. Research complete oldu. Yeni bir research daha listeye koyalım. Mesela bu. Bunları kendiniz okursunuz. Şu an 195 bilim üretiyorlar. Yani normalde 300 üretiyorlardı. Hani dünyadan gelen. 195 de bunlar üretiyor. Yani 495 bilim üretiliyor. Şu an bunlar boş. Çocuk olmadığı için. Doktorlar burada. Şeyde çalışan burada. Yiyecek yerinde çalışan. Ama mesela bu vardiyada adam yok. Bu vardı, şu iki vardiyada, burası zaten kapalı da, bu iki vardiya yeterli adam olmadığı için bu vardiyayı şey yapamıyoruz. Adamlar spor yapıyor, mutlu oluyor. Sector scanned, anomaly found. Aşağıki sektörü araştırdık, yeni bir anomali bulduk. Aracı yolluyoruz. Günlük 6.1 yiyecek üretiyoruz. Şimdi bahsettiğim şu şeyler mesela bilimel adamları ve botanistler, botanikçiler 10 performans kazanacak bunu araştırmış olsaydık. Sıraya koyalım. Bu hala buraya gitmemişler. Yeterli benzin yok herhalde. 4 benzin daha sonra gidebilecekler. Benzin sadece bu işlere yarıyor veya polimer yapmaya yarıyor, polimer fabrikasına yarıyor. Fabrika için şey yapmadık, mühendis getirmedik, gerçi gerek yok şu an. Mesela öğlen vardiyasını kapayıp hepsi sabah çalışsın sonra yatsına çevirebiliriz. Research complete. Mesela yiyecek önemli olduğu için buranın özelliğini arttırıyoruz. Mesela botanikçi burayı dolduruyorlar. Bir kişiye indirelim, bir kişi çalışsın. Sector scanned. Evet arkadaşlar, buradan sonrasını kendiniz çözersiniz. Çözemezseniz de herhangi bir şeyde mesaj yazıp bana ulaşabilirsiniz. Yayından da ulaşabilirsiniz. Başka buradan bilmedik bir şey kalmadı diye varsayıyorum. Tabii ana konu var. Daha ana konu hiç başlamadı. Belli bir günden sonra başlayacak ana konu. Ana konu da belli bir günden sonra başlar. Artık seçtiğiniz ana konu neyse. Neo-Concrete bulduk. Bunlar da özel bilimler. Bu her oyundan oyuna göre değişir. Şeylerin, kubbelerin, şey kostları, beton kostları, çimento kostları, istediği çimento %80 azalacak bunu bulursak. Şeklinde giden bir oyunumuz. Kaydedelim. İşleyelim. Şimdi kaydı durdurdum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.